Gırtlak kanseri tanısı koyabilmemiz için öncelikle hastamızı görmemiz ve gırtlağın da bize kanseri çağrıştıran bir hastalık olduğunu düşünmemiz gerekir. Bu da öncelikle bir kulak burun boğaz uzmanınca hastanın muayenesi demektir. Ve bu sırada endoskop kullanılması. Biz böyle bir hastalığı gördükten sonra ilk yapacağımız işlem o dokudan bir parça almaktır. Bu sıklıkla bize sorulan bir sorudur. Parça almadan tonu konabilir mi? Hayır. Tıp ister ki herhangi bir ileri adıma geçmeden önce yeterince bilgi sahibi olmalıyız. Onun için parça alınır, parça incelenir ve daha sonra tanı konur. Tanı bize gırtlakta kanserli dokunun varlığını gösterecektir. Ancak bu bizim için yeterli değil. Bu durumda aynı zamanda yaygınlığını, yani gırtlak içine ne kadar bir yer tuttuğunu, gırtlağın hangi işlevlerinin bozulduğunu, gırtlak dışına çıkıp çıkmadığını, boyun dokularında gırtlak kanserinin yayılımı olup olmadığını ve uzaklarda, yani vücudun başka yerlerinde, artık baş boyun bölgesinde olmayan yerlerde kanser olup olmadığını anlamak için bir çaba gösteririz. Bunlar için sadece muayene, sadece parça almakla yetinmeyiz. Aynı zamanda bazı radyolojik incelemeler, tomografi, MR ve PET dediğimiz incelemelerle vücudu ve o bölgeleri ayrıntılı inceler, sonunda hastalığı evreler ve şu sonuca varırız. Gırtlak kanseri vardır. Gırtlak kanseri boyutu, gırtlaktaki boyutu, boyundaki boyutu ve uzaklarda varlığı üzerine evreleme yapar. Daha sonra da tedavi konuşmaya geçeriz.